olur yapma Haluk. Pardon. Bakar mısın garson bey? Bana hesabımı getir. Ya ne yaşadığımızı bilmiyor musun Toprak? Nasıl böyle düşüncesizce davranabilirsin? Çınar ama Azra dedi ki... Ya Azra ne dedi? Azra işini düşünüyor. Ben bizi düşünüyorum. Can güvenliğimizi düşünüyorum. Bak dışarıda korumalar yığılı. Mecbur kalmadıkça kimse dışarı çıksın istemiyorum. Sen kendini hedef gösteriyorsun resmen. Çınar bence gerçekten abartıyorsun. Tamam endişelendin anlıyorum ama alt üstü bir tane fotoğraf. Öyle değil Toprak, öyle değil. Öyle bu kadar bir fotoğrafla bitecek kadar basit bir şey değil bu. Sen artık bu kampanyanın yüzü oldun. Bu kampanyanın yüzü olmak ne demek biliyor musun? Biliyorum desem nasıl olsa yine anlatacaksın. Ya Toprak, organizasyonla beraber bütün toplantılara katılman gerekecek. Türkiye'nin her yerini gezmen gerekecek. Gece gündüz çalışacaksın. Sen bunu yapamazsın. Niyeymiş o? Çünkü Kaan daha çok küçük. Daha onu emziriyorsun. Hem Çınar Berk'le Lale'nin de sana ihtiyacı var. Hiç merak etme Çınar. Ben hem çalışırım hem de çocuklarıma bakarım. Mümkün değil Toprak. Niye Çınar? Yapan nasıl yapıyor peki? Ya başkalarını karıştırma. Burada konu sensin. Sen yapamazsın. Hem ayrıca bir bahane istiyorsan bununla ilgili bir iş tecrüben de yok. Madem ki Atina yandık... O zaman sakızlı bir Türk kahvesi içelim değil mi Sadullah Bey? Ne güzel düşündünüz Mihrim. Ne oldu Necip Bey? Basın mı geldi buraya? Mümkün değil. Müessese sıkı sıkı tembih ettik. Bütün gazeteleri tek tek toplatacaksın Azra. Mümkün değil Çınar Bey. Ya itiraz kabul etmiyorum. Ne diyorsam onu yap. Çınar Bey bu sadece gazete işi değil. Kampanyaya start verildi. Yani basın dışında bütün billboardlara da aynı fotoğraf basıldı bile. E bravo size. Bravo. Ya bu saçmalığınıza diyecek söz bulamıyorum. Saçmalığınız ne demek? Sen benim yaptığım işi nasıl böyle küçük görürsün? Ya sorun da bu zaten. Ben de onu söylüyorum. Bu senin işin değil ki. Çınar benden bir şey istendi. Ben de kabul ettim. Ya ben bu iş için profesyonel bir ekip kurun dedim. Sen benim karımsın. Toprak Ilgaz'sın. Bu kampanyanın yüzü olamazsın ya. Çınar ben sadece çalıştım. Senin kampanyanda sana yardım etmek istedim. Bak Toprak, bana yapacağın en büyük yardım bu evde olup çocuklarıma bakman. Ya dün de söyledim sana, ben senin çalışmanı istemiyorum. Ben de boş oturmak istemiyorum. Ya zaten boş oturmayacaksın ki. Kaan daha çok küçük, hem onu emziriyorsun. Bak Çınar Berk'le Lale'nin anneye ihtiyacı var. Onlarla ilgilenirken boş bir vaktin kalmayacak ki senin. Bak, senden tek istediğim benim karım, çocuklarımın da annesi olman. Anlamadım. Yani zamanında gelmeseydin Necip'i öldürecektin öyle mi? Parçaları birleştireceğine kuşkum yoktu. Necip Ilgaz sayende kurtuldu. Şimdilik tabii. Ne demek bu? Hepsini konuşacağız. Ama böyle arabada değil tabii. Çok sevdiğim bir yere gidiyoruz. Haluk hiçbir yere gelemem. Korumalar aramaya başlamışlardı bile. Saçmalıyorsun. Bırak arasınlar. Ben izin vermedikçe seni kimse bulamaz. Benden korkma. Yaptıkların için seni çoktan affettim. Yoksa şu an böyle yanımda olamazdın.
Biliyor musun? Hala çok güzelsin. Şimdi bunda kızacak ne var Toprak? Annelik yapmanı istemem mi suç? Hem öyle değil misin? Öyleyim. Yaptığımdan da hiç şikayetçi değilim. Benim sinirlendiğim senin tavrın Çınar. Sanki ben annelik dışında hiçbir işe yaramazmışım gibi davranıyorsun. Bak, ben hem çalışabilirim hem de çocuklarıma bakabilirim. Ya ben öyle bir şey demek istemedim ki zaten. Öyle yapabilirsin tabii ki de. Ya benim kızdığım şey arkamdan iş çevirmeniz. Çınar, ben senin arkandan iş çevirmedim. Sadece sürpriz olsun istedim. Görünce sevinirsin sandım. Ya Toprak, beni tanımıyor musun? Ben emrivakileri sevmiyorum, bilmiyor musun? Ya şu anda sanki karşımda sen değil Yeşim var. Yani onun gibi davranmaya başladın demek istedim. Beni anlayacağımı anladın Çınar. Toprak. Toprak, öyle söylemek istemedim biliyorsun. Ya hay Allah kahretsin be. Mürvet. Mürvet. Toprak. 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 Allah Allah. Allah Allah. Hayatım, keşke evde otursaydık. Bu olay yüzünden o kadar huzursuzum ki. Her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Merak etme hayatım, ben yanımdayım. Niye açmadın hayatım? Şey, bir müvekkilim. Açıkçası sen yanımdayken iş konuşmak istemiyorum. Büyüttüğün şeye bak. Ya anneciğim, bari sen böyle söyleme. Yavrum, ben sana sakin ol diyorum. Münakaşayla hiçbir şey çözemezsin diyorum. Ya sen karını tanımıyor musun? Art niyetli hiçbir şey yapmaz o kız. Ya bilmez olur muyum anne? Sadece önünü ardını düşünmüyor. Ben buna kızıyorum. E olan oldu oğlum. Esip gürlemenin ne alemi var, ne faydası var? Bak yavrum, ben eminim kız sana destek olmak istemiştir. Evlendiniz, evlenir evlenmez başınıza neler geldi. Ya bu kız daha yeni doğum yaptı. Loğusa sayılır. Sen böyle üstüne varınca ne kadar üzülmüştür kim bilir. Ya ben üzmek için yapmadım ki anne. Sadece kızdım. Ama dedim ya evladım, kız ağlıyor. Haklısın. Biraz fazla gittim üstüne galiba. Gidip konuşayım onunla. Nerede? Fırladı gitti. Ne? Bir de dışarı mı çıktı? Ya hepiniz deli edeceksiniz ben anne. Ya dışarı çıkmasına nasıl izin veriyorsun? Hmm. Vallahi çok güzel kahveymiş. Öbede alalım biz bundan. Olur. Aynı müvekkil mi? Keşke açsaydım. Belki çok önemli bir şeydir. Ya bırak şimdi. Bir başladım, iki saat konuşur. Uğraşamayacağım hiç. Hayatım, kalkalım mı? Trafik var. Ben toplantıya geç kalmayayım. Tamam hayatım. Ben seni bırakayım. Bakar mısınız?
Toprak. Pınar gider misin lütfen? Hayatım bak, özür dilerim. Haklısın, hatalı davrandım. Hadi gel evde konuşalım. Pınar, ben bir süre yalnız kalmak istiyorum. Hayatım bak, ben arkamdan gizli kapaklı iş çevirmene kızıyorum. Niyetim kıyaslama yapmak değil, yemin ediyorum. Bu benim kırgınlığımı geçirmiyor maalesef. Haklısın. Hatalı davrandım. Yeni doğum yapmış birine böyle davranmamam gerekiyor. Sen o yüzden buraya geldin yani. Bana hak verdiğin için değil. Bak yine hassas davranıyorsun. Ya benim neden kızdığımı anlamaya çalışmıyorsun. İnatla saçmalarını savunuyorsun Toprak. Pınar, ben saçmalık falan yapmadım. Güzel olacağına inandığım bir şey için iyi niyetle çalıştım. Yaptığımdan da hiç pişman değilim. Son yemeğimizi burada yemiştik. Sonra gittin beni polise ihbar ettin. Ben buna mecburdum. Çocuklarımdan ayırdın beni Zümrüt. Babaları olduğumu asla öğrenmediler. Sana çok kızdım. Ama yıllar geçtikçe hak verdim. Karanlık işlerle uğraşıyordum. Baba olacak bir adam değildim. İster yalnızlık de, ister yaşlılık. Çocuklarım büyüdükçe onları merak eder oldum. Sonunda hasretlerine dayanamayıp geri döndüm. Ben onlarla tanışıp geçen zamanı telafi etmeye düşlerken kızımın soğuk mezarıyla karşılaştım. Görüşürüz Sadullah Bey. Zümrüt Hanım çıkmıyor mu da? Zümrüt Hanım mı? Zümrüt Hanım burada değil ki. Allah kahretsin. Ne oldu Erdal? Görüşmek üzere. Buraya Necip Bey'in yanına geldik. İçeri girmeme izin vermedi Zümrüt Hanım. Nasılsa bizden birileri var diye ben de ısrar etmedim. Ne oluyor? Zümrüt Hanım içerideydi. Sizinle çıkacak diye düşünmüştüm. Sen neden bahsediyorsun oğlum? Ben topraklı Çınar ölsün istemiyor muyum? Yeşime yaşattıkların acısını onlara çektirmek istemiyor muyum? Bütün ılgazlar sürünsün diye dua etmiyor muyum zannediyorsun? Ama bunun çözümü alenen saldırmak değil. Bu çok kolay bir ölüm olur. Kolay bir kurtuluş olur. Yavaş yavaş acı çekerek ölmelerini istiyorum. Öyle mi? Bu yüzden mi eşim öldükten sonra Necip Ilgaz'la evlendin? İntikam için mi? Yapma dediğinde, öldürmemem için bana yalvardığında gözlerinde başka bir şey vardı sanki. Yanlış anlamışsın. Ben sadece planımın bozulmasını istemedim. Necip Bey. Zümrüt Hanım, neredesiniz Allah aşkına? Buraya gelmiştiniz.
Evet, geldim. Tam yanınıza geliyordum. O kadar hararetli bir iş konuşması yapıyordunuz ki sizi rahatsız etmek istemedim. Sonra arkadaşlar çıkalım diye ısrar edince orada oturmadan çıktık. Allah Allah, madem buraya geldiniz hiç değilse bir selam verseydiniz. Necip Bey, söyledim ya, rahatsız etmek istemedim. Neden korumanızı almadan gittiniz peki? Ben bu korumalardan çok sıkıldım Necip Bey. Mecburen katlanacaksınız efendim. Tamam, tartışmayalım. Şimdi ararım, gelir buraya koruma. Şimdi neredesiniz peki? Arkadaşlarla sohbet ediyoruz, merak etmeyin. Peki efendim. Lütfen dikkatli olun. Rica ediyorum. Aklım yoksa sizde kalıyor. Merak etmeyin. Evde görüşürüz. Yıllar ne güzelliğine dokunmuş, ne de yalan söyleme yeteneğine. Toprak! Toprak! Toprak, çıkar mısın lütfen? Bak, benim şirkete gitmem gerekiyor. Önemli bir toplantım var. Seninle barışmadan da evden çıkamıyorum. Ne olur çık. Kolay gelsin sana Çınar'cığım. Gönül rahatlığıyla git sen işine. Ben de evde oturup kendi işime bakarım. Of be Toprak ya, of! Efendim Reyhan? Toplantıya geliyorsun değil mi? Misafirler gelmek üzereymiş. Tamam, tamam, geliyorum, tamam. Toprak, hayatım. Bak, toplantıya gitmem gerekiyor. Güle güle. Peki. Sana durumu anlattım. O yüzden rica ediyorum, bu planlarından vazgeç. Bu ölüm takibini bırak. İzin ver. Yeşime çektirdiklerini ben de onlara çektireyim. Çok geç. Ne demek bu? Çınar'ın bugün çok önemli bir toplantısı vardı, değil mi? Ama sanırım katılamayacak. Holding'e gidiyoruz. Haluk, ne yap et, durdur adamlarını. Haluk, rica ediyorum senden, durdur adamlarını. Operasyon iptal edildi. Mümkün değil. Çınar Ilgaz araçta şu an. Yavaşlar mısın? Çınar Bey, frenler tutmuyor. Ne? Zümrüt, bir dakika. Nereye? Ne demek nereye? Böyle duramam, bir şeyler yapmam lazım. Pompala freni. Bir daha dene. Yok, tutmuyor. Allah kahretsin. İleride rampa da bitecek. Dikkat.
Dikkat edin, çarpacağız. Çekil! 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 Birader çıkıyor, çekil! Allah kahretsin! Çınar Bey, iyi misiniz? İyiyim, sen? Durun bana. Hayır, durun. Çınar Bey, lütfen bizi ilgileniriz. Tamam, sakin ol sen. Sen iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun, iyi misiniz? Yaralanmışsınız, sizi hastaneye götürelim. Sıyırık sadece. Siz iyi misiniz? Çok şükür, iyiyiz biz. Ya kusura bakmayın, arabanın frenleri tutmadı. Son anda fark ettim ben de. Neyse ki ucuz atlattık. Çok şükür Allah'a. Ama böyle olmaz. Sizi hastaneye götürelim. Beyefendi, iyiyim ben, merak etmeyin. Çınar Bey, ambulans çağırdık. Ben beyefendinin yanında kalacağım. Siz şirkete devam edin lütfen. Arkadaşlar sizle ilgilenecek. Kusura bakmayın, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Adamı yalnız bırakmayın. Hastane tamam. Masraflarını da karşılayın, tamam mı? Emredersiniz Çınar Bey, hemen. Sorunu hallettik efendim. Sen çok mu büyüdün? Sen çok mu güzelleştin? Ha? Kocaman mı oldun? Aman. Ay anne, yine başlayacaksan ne olur başlama. Başlarım. Ya kızım, daha iki gün oldu evleneli. Gene kıyametler kopmuş. Anne ne kıyamet? Sadece tartıştık. Sen onu benim külahıma anlat. Ya kızım, niye anne sözü dinlemiyorsun sen? Ben sana dedim, o adamla huzur olmaz dedim ama beni dinleyen kim? Anne zaten sinirlerim tepemde, üstüme gelme olur mu? Aa. Bana bir söz verdin, başka bir aksilik yaşamayacağız değil mi? Sana ne zaman söz verdin de tutmadım Zümrüt? O halde hoşça kal. Evine bıraksaydım. Gerek yok. Görüşürüz. Efendim Azra. Zümrüt Hanım, size harika bir haberim var. Planımız tuttu. Çınar kampanyayı görünce çok sinirlendi. Öyle mi? Sevinmediniz mi? Yok, sevindim. Zaten şirkete geliyorum, konuşuruz. Maalesef çıkamazsın Toprak Hanım. Niyeymiş o? Siz yanındayken çıkabiliyordum ama. Güvenlik önlemlerini arttırmak zorunda kaldık. Neden, bir şey mi oldu? Çınar Bey'in emri. Kusura bakmayın. Efendim? Çınar, bir şey mi oldu? Yok hayatım, hiçbir şey olmadı. Nereden çıkardın bunu? Güvenliği arttırın demişsin. Bir şey mi oldu, bak doğru söyle. Yok hayatım, mühim bir şey yok. Ufak bir kaza atlattık, o kadar. Nasıl Çınar, ne kazası? Hayatım, telaş edilecek bir şey yok. İyiyim dedim ya ben. Bak doğruyu söylüyorsun değil mi, iyisin? Hayır canım. Yani bak, eğer bir şey olsaydı holdinge gelmezdim. Şimdi toplantıya giriyorum, kapatmam lazım, tamam mı? Merhaba Çiğdem, Çınar odasında mı? Toplantıdalar Toprak Hanım. Ne işi var bunun burada? Şimdi anlarız. Toprak. Merhaba Azra. Merhaba. Sabah Çınar Bey'le konuştum. Çok kızgındı. Biliyorum, yanındaydım. Yani
gerçekten çok üzgünüm. Bu kadar kızacağını hiç düşünmemiştim. Yoksa ısrar etmezdim. Biz yanlış bir şey yapmadık ki. O yüzden hiç boşuna üzülme. Neyse benim acil Çınar'ı görmem lazım. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne diyor? Beni Çınar'la kavga etmiş. O yüzden varmış. Oo, çok üzüldüm. Şimdi şurada bir şey var. Hadi Şerma, çıkmıyor musun? Çıkamıyorum işte Sıtkı. Ya nasıl çıkamıyorsun? Ben senin daha düğün salonuna götürecektim. Yani çıkarım dediydin bana. İşte anlamıyorum ki Sıtkı. Sıtkı ne oluyor? Bir şey mi söylüyor sana o? Yok yok, hallettik biz aramızda. Kiminle konuşuyorsun sen? Camlara yaklaşmayın dedilerdi. Tamam Mürvet, anladık. Ya gülüm, bu iş böyle olmayacak. Sen yarın o lepista saçlarını uzat. Ben de tırmanıp seni kurtarayım prenses hesabı. Ha? Tamam, böyle yapalım o zaman aşkım. Hadi öptüm seni, bay bay. Ben de. Ne bu ısrarın Çiğdem? Toplantı zaten bitiyordu. Çınar. Toprak. İyi misin? Ne oldu hayatım? Ha? Ben iyiyim de. Sen öyle kaza yaptın deyip kapatınca seni görmek istedim. İyiyim ben, merak etme, ağlama. Aa, Toprak. Merhaba. Merhaba Reyhan. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk, merhaba. İyi misin? İyiyim. Hadi gel, odama geçelim. Şu Azra'yı da yollayın bana. Peki efendim. Ah, siz miydiniz Necip Bey? Yaramaz çocuk gibisiniz. Dün gece ne konuştuk sizinle? Nereye gittiniz? Korumaları almamak da ne demek oluyor Allah aşkına? Yapmayın ne olur Necip Bey. Ya bu korumalardan çok sıkıldım. Arkadaşlarımla biraz takıldım. Ne var bunda? Kim bu ahbaplar? Ben tanıyor muyum? Çiçekler size efendim. Özel bir şey konuşuyoruz Çiğdem. Dışarı çıkar mısın lütfen? Peki efendim. O çiçeği de çıkar. Duymadın mı beni? Niye gönderdiniz çiçekleri? Kimden olduğuna bakmadınız bile. Belediyelerden geliyor efendim. Yani bu kampanya için görüşüyoruz ya, akıllarınca jest yapıyorlar. Bu kıza bin kere söyledim ofiste çiçek sevmiyorum diye. Siz beni merak etmeyin. Ben gayet iyiyim. Pekala. Ben odamdayım. İşiniz bitince beraber çıkarız. Tabii ki. Beni istemişsiniz Çınar Bey. Gel. Gel de açıkla bu gazetedeki ilanı. Çınar, bunu konuşmadık mı? Olabilir. Bir daha Azra'dan dinlemek istiyorum ben. Ben gösterdiğim modelleri beğenmedin. Sen de bana yeni bir model bulmayacak mıydın? Evet Çınar Bey. Ya ama sabah gazeteye bir bakıyorum. Karımın hem de yeni evlenmişken, hem de başımız bu kadar beladayken boy boy fotoğrafları. Çınar Bey ben... Ya bu karara nasıl vardın? Sizin bana çizdiğiniz profilden Toprak Hanım'ı anlattığınızı sanmıştım. Öyle olsa açık açık Toprak olsun derdim sana. Söylediklerimi yanlış anlayacaksan, böyle trajik hatalara sebep olacaksan yollarımızı ayıralım. Çınar, neden Azra'ya yükleniyorsun? O bana bir şey teklif etti, ben de kabul ettim. Ayrıca ben bunun hala bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bence çok güzel olacak bu proje.
Zaten aksini düşünsen böyle bir işe hiç kalkışmazdın. Bence bu yüzden Azra Ayşin'den olmamalı. Affedersiniz, Necip Bey sizi acil bekliyor. Bu konu daha kapanmadı. Merhaba Çınar. Ben de sizle konuşmak istiyordum. Dinliyorum. Bugün korumaları atlatmışsınız. Dün nereye gittiğinizi de biliyorum. Yalnız bilmediğim tek şey neyin peşinde olduğunuz. Korumalardan sıkıldım. Hepsi bu. Bence değil. Bence bir şeyler gizliyorsunuz. Mesela bu silahlı saldırı. Neler olduğunun bal gibi farkındasınız. Ne? Nasıl böyle bir şey düşünürsün? Çünkü çok rahatsınız. Hiçbir tehlike yokmuş gibi davranıyorsunuz. Saçmalıyorsun. Eminim sizi kızdırıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Beni neyle itham ediyorsun? Oğlum. Çiğdem söylemedi mi? Acil gelsin dedim. Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Komiser geldi. Bizimle konuşmak istiyormuş. Çınar Bey'e hak veriyorum. Bu yaşadıkları kim bilir nasıl geliyor onu. Olabilir de Azra. Bence Çınar'ın verdiği bu tepki hem çok fevri hem de biraz gereksiz. Neyse. Olan oldu artık. Ama yine de çok teşekkür ederim. Yani beni savunduğun için. Teşekkür etmene gerek yok. Hem zaten haklıyız. Mesleki tecrübe tabii. Yanlış hedef olduğunuzu tahmin etmiş ve size bunu söylemiştim zaten hatırlarsanız. Peki emin misin? Tabii tabii. Adamlar her şeyi anlattı zaten. Karşı çetenin adamını öldürmek istiyorlarmış. Biz de ihbar üzerine hemen operasyon yaptık. Silahlarla arabayı ele geçirdik. Sorguda da olay mahallini tarif ettiler. Yani anlattıklarıyla bütün deliller örtüşüyor. Peki ya benim başıma gelenler? Otoparkta ezmeye çalıştılar beni. Bu sabah da diğer arabanın frenleri tutmadı. Oğlum benim neden haberim yok bunlardan? Seni telaşlandırmak istemedim baba. Yani bunları da araştırıyoruz tabii, merak etmeyin. Ama bana göre dava çözülmüştür. Yaşadıklarınız tatsız olmakla beraber muhtemelen tesadüf. Ben demek ki biraz gereksiz yere endişe ettim. Doğal ama bu. Yani sizin yerinizde kim olsa aynı şeyi düşünürdü zaten. Tahkikat bitsin, daha rahat edersiniz. O zaman hepimize geçmiş olsun. Çok şükür bu musibetten kurtulduk. İnşallah. İzninizle ben merkeze döneyim, haberleşir diye. Tamam, ben sizi geçireyim. Toprağa da haber vereyim. Tamam, sağ olun komiser bey. Reyhan, hemen odama gel kızım. Müsbet haberlerim var. Teşekkür ederim her şey için. Ben de şimdi sana geliyordum. Hayrola, kötü bir şey mi oldu? Yok hayatım, merak etme. Haberleri iyi. Meğer başımıza gelenlerin hepsi kötü bir tesadüfmüş. Ciddi misin? Çok sevindim. Adamın zıvanadan çıkarma Sinem. Ben sana ben istediğim zaman görüşeceğiz demedim mi? Ben de ben istediğim zaman görüşeceğiz diyorum. Bak kızım, beni niye arıyorsun? He? Efendim abi? Gel kızım. Suçlular bulunmuş. Çınar'la Toprak hedef değilmiş. Güzel bir haber deyince tahmin etmiştim zaten. Çok rahatladım. Yusuf'la Okan da çok sevinecek. Geçmiş olsun hepimize. Dertleri neymiş? Çete savaşları. Paylaşamadıkları bir şey var herhalde.
Her gün gazetelerde okuyoruz ya, öyle bir şey. Affedersiniz. Hepimiz sonuçta çok rahatladık. Çiçeklerimi beğendin mi? Evet, çok güzeller ama hiç gerek yoktu. Komiserin anlattıkları da seni memnun etmiştir. Evet, haklısın. Neyse, ben raporlara devam edeyim. Tamam kızım. Şu Dubai dosyasından sana soracaklarım var. Bir ara beraber bakalım mı? Olur abicim. Anladım, tamam. Ben şimdi bir toplantıdayım. Daha sonra arayayım mı sizi? Yüzünü görmek, sesini duymak beni her zaman mutlu eder Cüneyt. Keyfim yerine geldi. Ne güzel, tehlike ortadan kalktı. Bizim Azra'yla bir toplantımız vardı. İzninizle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok geç kalma, olur mu? Tamam hayatım. Çınar. Bugün Azra'ya söylediklerine çok üzüldüm. Lütfen benim yüzümden kızı işten çıkarma. Tamam, kapatalım konuyu. Bak, kötü niyetli değildi, inan. Tamam hayatım, düşüneceğim. Yeter ki biz kavga etmeyelim artık, ne olur. Hadi akşam görüşürüz. Projeyi almak iyi de dekorasını ne yapacağız? Dünya para. Hocalardan yardım almak hayal zaten. Okulun depoyu da unut. Ya oğlum, sende para var ya. Niye sağa sola soruyoruz ki? Annemi falan karıştırmayın abi. Başka bir yolunu buluruz. Neyse, kaçtım ben. Daha sonra görüşürüz. Toprağın seni savunması çok iyi olmuş. Bu olay çok büyüyecek. Çınar Bey'in aklında ne var bilmiyorum ama belki de kovuldum. Aa, boşuna endişeleniyorsun. Bir dur bakalım. Azra. Buyurun Çınar Bey. Bir saat hazır ol. Ne için pardon? İngilizlerle toplantıya sen de geliyorsun. Peki Çınar Bey. Hadi kolay gelsin. Gördün mü? Boşuna panik yapmışsın. Kaldığımız yerden devam edebiliriz o zaman. Memnuniyetle. Nasılsın baba? Gel oğlum. Gördün değil mi toprağın fotoğraflarını? Evet, biraz abes olmuş. Ben senin malumatın var sanıyordum. Yoktu. Yani biliyorum, niyeti kötü değil ama canım sıkıldı. Olan olmuş, sıkma canını. Olur böyle şeyler. Sana bir şey sormak istiyorum baba. Sor oğlum. Zümrüt Hanım bugünlerde neler yapıyor, kimlerle görüşüyor biliyor musun? Nereden icap etti bu sual? Yani davranışları bir tuhaflaştı. Kurumasından bilgi aldım. Daha önce hiç gitmediği yerlere gitmiş. Kendisine sordum, bir şey söylemiyor. İşin hakikati, son zamanlardaki davranışları bana da garip geldi. Mamafi bir şey yormadım. Umarım bir şeylerin peşinde değildir.
Hadi çiziyordun elime. Gel. Kırmızıyla. Ha? Toprak Hanım, sizi bir gazeteden arıyorlar. İğnamla mı ilgiliymiş, neymiş? Evde yok de. Ne oldu Zümrüt Hanım? Niye baktınız? Abi, yani tehlike geçti ama ben hala biraz tedirginim Necip Bey, o yüzden. Zümrüt Hanım, benden ne gizliyorsunuz? Anlamadım. Saldırı olduğunda rahattınız. Olay kapandı, bitti. Şimdi tedirginim diyorsunuz. Birileriyle görüşüyorsunuz Zümrüt Hanım. Bir yerlere gidiyorsunuz, koruma almıyorsunuz. Kapıları kilitliyorsunuz. Neler olduğunu bilmek hakkım sanırım. Bir şey falan oldu yok Necip Bey. Nereden çıkarıyorsunuz bunları anlamadım. Anneciğim çok teşekkür ederim. Harika bir model almışsın. Çok zevkli. Tamam modeli galericiye seçtirmiş olabilirsin ama benim için dert değil yani. Ne aldınız Zümrüt Hanım? Gelin göstereyim. Ne zamandır böyle bir şey istiyordum zaten ya. Toprak'la ilişkimiz çok sınan Nazra. O nedenle bu konuda çok hassasım. Seni kırmak istemezdim ama olan oldu işte. Ben de çok üzgünüm Çınar Bey. Size sormalıydım. Neyse. Geçti gitti. Kapatalım konuyu. Bir daha olmasın. Geçen sene motordan korkuyorum dediğini söyledim. Ah Kerem, çok heves edince ben de kıramadım. Zaten çok sürat yapmayacaksın değil mi Kerem? Yok tamam, merak etmeyin. İzninizle ben biraz turlayayım. Saldırıyı yapanlar yakalanmış ha. Nasıl rahatladım anlatamam. Evet efendim, hepimize geçmiş olsun. İzninizle ben üzerimi değiştirmeye iniyorum. Efendim, musibetin başımızdan defi için fakire fukaraya un tuz dağıttım. Çok iyi düşünmüşsünüz efendim. Bir de ben bir aile yemeği tertipleyeyim diyorum akşama. Şimdi Reyhanları da çağırmak icap edecek. Acaba sizin için bir mahsur teşkil eder mi efendim? Çağırın efendim, iyi olur. Çok güzel, o zaman hemen kızlara söyleyeyim, hazırlık yapsınlar. Sen Kerem'e motor mu aldın? Nasıl? Görünce çok sevindi mi? Haluk, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ama Kerem'i üzmene izin vermeyeceğim. Ben onun babasıyım Zümrüt. Ona zarar vermem. Hayır, onun babası Kemal. Artık çok geç. Öğrenince ne yapacaksın? Hem sen üzüleceksin hem Kerem. Bırak olduğu gibi kalsın. Haluk,
Eğer Kerem'e babası olduğunu söylersen seni yalanlarım. Anladım. Peki tamam. Görüşürüz. Uçakları 2 saat öter yapmış Çınar Bey. Yapma ya. Ne yapsak, şirkete mi dönsek? Gel git zaten 2 saatimiz yolda geçecek. Doğru söylüyorsun. Şimdi eve gideyim çocuklarla toprağı göreyim desem hiç yetişemem bu sefer de. Öyle. Dur ben bir toprağı arayayım da. Efendim. Hayatım. Ya bizim misafirlerin uçağı röter yapmış. Biraz gecikeceğim. Ama toplantı biter bitmez geleceğim, tamam mı? Ha öyle mi? Ben de çocuklara babanız gelecek demiştim. Sizi çok özledim hayatım. Bak Azra da yanımda. Zaten toplantıya beraber gidiyoruz. Sana çok selamı var. Sen de Azra'ya çok selam söyle. Teşekkür ederim bu arada. Doğru olanı yapacağını biliyordum. Kolay gelsin. Görüşürüz hayatım. Of. Ne yapalım? Aslında ben bir yer biliyorum ama. Zümrüt Hanım nereye gidiyor, ne yapıyor? Öğrenmek istiyorum. Tamam efendim. Özellikle bilmek istediğiniz, şüphelendiğiniz bir durum var mı? Hayır, her şeyi araştırın. Tamam dostum. Kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Necip Bey konuşsaydınız ben aşağısı kalabalık diye çıkmıştım yukarı. İnebilirim tekrar. Yok gitmeyin. Konuşma bitmişti zaten. Hem sizinle bir keyif kahvesi içelim olmaz mı? Tabii ki. Hay hay. Aslanmışım bayağı. En son toprakla gelip oynamıştık. Bayağı olmuş. Skordan belli oluyor zaten Çınar Bey. Ne skoru o? Avans, avans. Hemen şımarma be. Buna da strike diyorlar. O zaman rekabet şimdi başlıyor Azra Hanım. Teşekkür ederim Şahmi. Sağ ol kızım. Mesaj kimden Zümrüt Hanım? Bir arkadaşımdan. Londra'dalar da her yer kar içinde. O kadar güzel ki bir fotoğraf göndermiş. Öyle mi? Ne güzel. Ben de bakabilir miyim? Tabii. Bir dakika hemen veriyorum. Ah, kahretsin. Fotoğrafı büyüteyim derken silindi. Hay Allah. Olur öyle şeyler. Necip Bey, Londra'ya biz de gidelim mi? Bu mevsim çok güzel olur oralar. Tabii efendim, gideriz.
Ay, ay ne güzel çıkmışsın. Peri kızları gibi. Ay kadife gelinim benim. Teşekkür ederim anneciğim. Babasının yakışıklılığına da diyecek yok doğrusu. Tabii tabii. Siz beni gençliğimde görecektiniz. Çok canlar yaktım ben. Ay birbirlerine ne kadar yakışıyorlar baksanıza Şeref Hanım. Allah mutluluğunuzu daim etsin yavrum. Bundan sonra saadetlerini kimseler bozamaz. Bayağı gelişmiş burası, güzel olmuş. Toprakla çocukları da getireyim. Lale bayılır buraya. Kesin. Çınar Bey, haddim değil ama size bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Toprak Hanım çok zeki bir kadın. Evet öyledir, teşekkür ederim. Ama çalışmadığı için mutsuz. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Yani sadece bir tane. Daha doğrusu kadınca bir içgüdü. Tabii ki sizinle ve çocuklarla çok mutlu. Ama onun gibi kadınların mutlaka bir şeylerle uğraşması lazım. Yani evde durmak yetmez. Ama evde 3 tane çocuk var. Yani onlarla ilgilenince geriye zaman kalmaz ki. Haklısınız. Ama ben çocuk bakmaktan bahsetmiyorum. Yani başka bir şey yapmak sanki. Toprak Hanım üretmek istiyor. Bence ona destek olup istediği bir uğraş bulsanız. Yani onun gibi bir kadın boş durmamalı. Arıyorlar. Havaalanından çıktılar demek ki. Ay, ay babaannesinin kuzusu bu gelmiş. Firuzem gel, gel. Uyudu mu diğerleri? Uyudular. Yavrum, yavrum. Ay ne güzelmiş bu senin fotoğraf makinen. Çek bakalım fotoğrafı, aferin. Getir, aşkım benim. Ay canım, bana mı veriyorsun bunu? Gel bir çekelim bir tane. Pardon gel. Gel bir dakika. Evet bakalım bir. Seviyordum efendim. Akşama kadar evdesiniz efendim. Sevseydiniz. Yapalım mı bunu adamları? Seninle konuşacaklarım var kızım. Buyurun Necip Bey. Çınar'la bugünkü gerginliği biliyorum. İlanı gördüm. Karı koca arasındaki meselelerde bize laf düşmez. Ama bu hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için seninle konuşmak istedim. Necip Bey. Müsaade et telefonu bitireyim. Ben bu konuda Çınar'ı haklı buluyorum. Sen artık bir ılgazsın kızım. Ona göre davranman icap eder. Bizim çevremizde bu tip şeyler hoş karşılanmaz. Necip Bey ben yanlış bir şey yapmadım. Ama yanılıyorsun. Böyle hassas bir zamanda bu olay hiç olmamalıydı. Toprak Hanım, kan ağlıyor efendim. Affedersiniz. Oğlum, bir daha antrenmanda eline dikkat et, tamam mı? Hayatım bak, yine bir gerginlik çıkarsa kalkar giderim şimdiden söyleyeyim. Sanmıyorum, abimin keyfi yerindeydi. Göreceğiz. Seni çok özledim. I was in Germany last year and the trade show was really incredible. You're right. Kalksak iyi olur.
Galiba. Onlar da Galata'ya gitmek istiyorlardı. Ben de yemekten sonra gideriz demiştim. Ne Galatası ya? Şimdi bu nereden çıktı? Siz gidin isterseniz. Ben onlara eşlik ederim. Yok olmaz. Geleyim ben de. Ama fazla kalamam. Önemli bir iş bu. Sizi yalnız bırakmayayım. Peki. İngilizler de bayılıyor Galata'ya. Alo. Alo. Güzelim. Geliyor musun Çınar? Benim işim biraz daha uzadı hayatım. Hayrola, toplantı mı uzadı? Toplantı bitti aslında ama misafirlerimiz İstanbul'u çok merak etmişler. Onları gezdirmem gerekiyor. Anladım. Şey, İkbalhane de herkesi yemeğe çağırdı. Keşke sen de burada olsaydın. Çok isterdim ama yetişemem hayatım. Çok gecikmezsin değil mi? Umarım. Görüşürüz. My wife allowed me to go. Ya bari pilavı ekmekle yeme. Sonra tansiyonum çıktı, kilo alıyorum falan diyorsun. Çok dava var mı bu ara elinizde? Evet Necip Bey. Bayağı yoğunuz bu aralar. Ama benim şikayetim yok. Ben çalışmayı çok severim. Fevkalade. Keşke Çınar da olsaydı. Öyle sever ki mantıyı. Yazık evlatçığım. İş hayatının cilveleri bunlar. Ne yapacaksınız? Gerçekten de öyle. En sıkıcısı da o yemeklerdir. Yabancılar en gözde mekanlara gitmek isterler. Sanki kendi ülkelerinde club yokmuş gibi. Bizim için tamamen angarya. Haklısın Reyhan'cığım. Allah'tan Çınar'la Azra toplantıdan önce kafa dağıtmışlar birazcık. Misafirlerin uçağı rötar yapınca bowling oynamaya gitmişler. Yani haklılar da hep iş, hep iş. İnsan boğuluyor. Arada da eğlenmek lazım değil mi? Ay Sıtkı, içerisi çok kalabalık. Hiç sorma. Bak sana börek de ayırmıştım Sıtkı. Sağ ol gülüm. Yarın gideriz değil mi salon bakmaya? Gideriz, gideriz. Bir de çay doldurayım yanına. Çatal falan vermeyeceksin mi? Dur getiriyorum. Sağ ol. Sıtkı yapma. Gelen olur şimdi buraya. İyi tamam. Efendim, bütün günlerde ne yaptıklarını fotoğrafların arkasına not ettik.
Takibe devam edin. Peki efendim. Nürvet, hadi kahvelerimizi yap da keyfimiz tam olsun kızım. Hemen buyurun hanımım. Yine aynı müvekkil mi Okan? Bu kadarı da fazla. Evet. Ben bir konuşayım Hacı galiba. İzninizle. Reyhan. Hocanla bir mesele mi var aranızda? Yok, biz sadece... Bak kızım. Hocandan hoşlanmadığım aşikar. İnkar edecek değilim. Lakin Yusuf onu çok seviyor. Belli ki sana da sahip çıkıyor. Evet abi. Sakın ola gereksiz kaprisler yapıp bu evliliği de mahvetme. Eğer bir sorun olursa, Yusuf üzülürse karşında beni bulursun. Çocuk zaten Mehmet'le olan boşanmanızdan yeterince etkilendi. Bir başkasına müsaade etmem, haberin olsun. Abi bunları nereden çıkarıyorsun? Ne sorunu, ne bitmesi? Ben gerekli ikazı yapayım da sen ona göre hallen. Baktım dinlemiyorsun. Yusuf'u alırım. Benimle burada kalır. Lale de mi uyudu? Evet, uyudu Çınar. Sizin yemek nasıldı peki? Bildiğin gibi herkes seni sordu. Vallahi karıcığım iş işte bu, ne yapayım? Ben de gelmek çok istiyordum. Neyse, bitince geleceğim ben. Tamam. Excuse me, Jack. It's my turn. Sure. Teşekkür ederim. Rica ederim. Borçlusun bana. Az daha biraz daha kalkın, yoksa dalacağım bu adamlara. Gülüm, ben şu patronları bırakayım, sonra gelip seni alırım. Ben giderim Sıtkı. Görüşürüz. Aman da pek hanımmış maşallah. Hadi bakalım güle güle. Abi. Bir akşam da siz benim misafirim olun lütfen. Memnun oluruz. İyi geceler. Yine bekleriz çocuklar. İyi geceler herkese. İyi geceler. Hayatım iyi misin? Çok sessizsin, abin bir şey mi dedi yoksa? Yok bir şey. Yorgunum biraz. Remzi. Hadi kalk. Kalk biz de yatalım. Ya hadi kalksana. İyi geceler. Sıtkı. Seninle 2 dakika konuşmam lazım. Buyur. Geçen gün evine bıraktığın kadın var ya.
Kimi bırakmışım evine? Hani ofise geldiğimde Okan'ın odasından çıkan kadın. Onun adı ne? Vallahi ben adını falan bilmiyorum. Bırak evine dedi, ben de bıraktım. Anladım. Bana adresini ver. Sıtkı, yalan söylersen Okan'la konuşurum. İşinden olursun. Aa, sen uyumadın mı güzelim? Uyumadım. Seni bekledim. Hani geleceğim demiştin ya. Hayatım, toplantıdaydım. Adamlar yabancı. Bayılıyorlar böyle sabaha kadar yesinler, içsinler, geçsinler, tozsunlar. Çok özlediğin için mi bu surat? Soru ne Toprak? Çınar, herkes yemekteydi. Bir tek sen yoktun. Hayır, kaç defa konuştuk. Geleceğim, geleceğim dedim. Geldiğin şu saate bak. Hayatım, iş yemeğindeydin. İş bu, ne yapayım? Yani hoşuna gitse de gitmese de katlanmak zorundasın. Öyle mi? Sana bayağı iyi gelmiş bu gezmek. Baksana, bayağı stresin gitmiş. Gayet rahatlamışsın. Ya ne alakası var Toprak? Kastettiğin sabahki olaysa ben hala kızgınım. Ama olay büyümesin diye konuşmuyorum sadece. Peki niye birlikte gitmedik biz bu yemeğe o zaman? Senin ne işin var hayatım iş yemeğinde? Hem adamlar yabancı, İngiliz. Bütün gün İngilizce konuştuk. Orada anlamayacaksın, sıkılacaksın. Haklısın. Zaten benim evde çocuklarla ilgilenmem gerekiyordu. Sen gez, toz, insanları gezdir. Ben de evde oturup çocuklara bakıp senin gelmeni bekleyeyim. Ya Toprak, konuyu nereden nereye getirdin gene? Vallahi ben neyse onu söylüyorum. Yani sorun benim bütün gün sözde gezmem, senin de evde oturman mı? Peki. Tamam. Şöyle yapalım. Bu kredi kartı senin artık. Bak, bununla istediğin yere git, gez, eğlen. Hatta çocukları götür. Arkadaşlarınla buluş, alışveriş yap. Ha bak, annem de alışveriş yapmayı çok sever. Onunla mağaza mağaza gezersin. Bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum Çınar. Gene ne yaptım ben? Yani benim bütün derdim gezip tozup senin paranı harcamak. Zümrüt Hanım, gerçekten harika bir akşamdı. Çınar Bey beni o adamlarla yalnız bırakmadı. Tam bir centilmen gibi davrandı. Hatta dans bile ettik. Ciddi misin? Tabii. Gerçekten bu harika bir habermiş. Böyle devam et Azra'cığım. Kim bilir? Belki bu dostluktan aşk doğar ha? Kim bilir? Peki hayatım. Yarın şirkette görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler Zümrüt Hanım. Kerem. Hadi montunu al. Motorla gezmeye gideceğiz. Ciddi misin? Tamam, bekle, geliyorum o zaman. Ne yapıyorsun şimdi? Belli olmuyor mu? Ya saçmalama Toprak. Tartıştık diye ayrı yatılır mı? Hem de ilk gecemizde. Karışma bana Çınar. Tamam. Tamam o zaman. Madem öyle, o zaman burada sen yat. Ver bunları, ben içeride yatacağım. Ya bırak yastım, ben yatacağım orada. Bırak. Hayır, ben yatacağım. Çınar, bırakır mısın şunu? Hayır, bırakmıyorum. Ben yatacağım.
Çocuk olma Toprak. Niyeymiş o? Sen istediğinde gayet anlayışsız biri olabiliyorsun. Ben sadece seni anlamaya çalışıyorum. Hiç zahmet etme. Çünkü sen benim gördüğüm en kırıcı, en kaba, en düşüncesiz insan. Sen de sinirlensen bile dünyanın en güzel kadınısın. Yusuf'a da baktım, o da uyumuş hayatım. Hayatım, sana bir soru soracağım. Sor tabii. Aramızda bir sır yok değil mi? Eğer kastettiğin terapi ise... Diyorum hayatım, merak etme. Sana bir söz verdim, tutuyorum. Çok hayal ettim ki bu anı. Tenine dokunmayı, saçını okşamayı, sıcaklığını hissetmeyi. Bak ben buradayım. Artık hep buradayım. Bir daha seni benden kimsenin almasına izin vermeyeceğim. Sen benimsin. Çok güzelmiş burası. Bence de. İyi ki geldik Kerem. Sağ ol. Ama giderken ben kullanacağım, tamam mı? Tamam. Telefon mu bekliyorsunuz? Yo, saate baktım. Bayağı geç olmuş. Kerem dönmedi de ondan haber bekliyordum. Seninle yeniden birlikte olmayı o kadar çok hayal ettim ki. Ben de. Bu anın sonsuza kadar sürmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Ben nefesini duymadan, sıcaklığını hissetmeden yaşayamam. Ben de yaşayamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Kuşlardan bu özelliği sayesinde kurtulmayı başarır. Avlanırken de büyük bir avantaja sahiptir. Zavallı böceklerin hiç şansı yoktur. Diplerine kadar gelen tehlikeyi göremezler. Sıtkı, yatalım mı artık? Ne oldu sana?
Canım bir şey mi sıkkın? Yaşarma başıma öyle bir dert aldım ki sorma gitsin. Ne oldu? Ya bu bizim Okan'ın bir tıngırtısı var. Arada uğruyor kadına. Ben de bırakırken gördüm. Hay Allah ya. Yazık Reyhan Hanım'a. Kadın bu adam için abisini karşısına aldı. Haberi var mı peki? İşte ben de onu diyeceğim. Bu Reyhan şüphelenmiş olacak ki. Beni bir sorguya çekti. Kadını bıraktığımı biliyordu. Adresini falan sordu. Sıtkı sen sakın karışma. Bırak kendileri halletsin. Söyledin mi yoksa? Hay Allah. Dün Sadullahlarla konuştuk. Herkes Dubai'deki girişimi çok beğeniyor. Güzel iş oldu. Bize bayağı kar getirecek baba. Çınar her zaman ileri görüşlü bir iş adamı olmuştur. Yolculuk ne zaman peki? Toplantıya Reyhan'la gidiyormuşsun. Öyle dedi akşam. Aslında öyle konuştuk baba ama... Toprağı yalnız bırakmak istemiyorum. Daha yeni evlendik. Ben Azra'yla konuşacağım. Benim yerime o eşlik etsin Reyhan'a. Sen nasıl münasip görürsen oğlum. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Ay, ne yapıyorsun? Biri görecek. Ya görünse görsün ne olacak? Karın değil misin? Kime hesap vereceğim? Allah Allah. Çınar Bey, beklediğiniz misafirler geldi. Ha tamam, çağır gelsin. Buyurun. Hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk Çınar Bey. Efendim katalogları getirdik. Bakalım mı? Onlara zaten ben değil. Bu güzel bayan bakıp karar verecek. Anlamadım. Neye ben karar vereceğim? Hayatım sen evde kalmaktan şikayet ediyordun ya. Benim de aklıma bir fikir geldi. Ben Bodrum'da yeni bir ev yaptırıyorum. Projeleri de bunlar. Şimdi bakarız zaten içeride. Sen nasıl bir ev hayal ettiğini anlat. Osman Bey yeniden çizsin, projelendirsin. Sonra kafana göre dekor edersin. Çoluk çocuk yazın orada otururuz. Ne dersin? Buyurun içeri geçelim. Hürmet! İsterseniz benim arabamla gidebiliriz. Sakıncası yoksa kendi arabamla gidebilir miyim Recep Bey? Kerem'in okulunda tiyatroyla ilgili bir şeyler var. Ona gitmem gerekiyor. Tamam efendim. Görüşürüz. Takibe başlıyorsunuz değil mi? Her hareketini bilmek istiyorum. İnadına mı yapıyorsun bunu Çınar sen? Yani ben kızıp kırıldıkça sen neden benim aynı şekilde üstüme geliyorsun? Ya Toprak, ben yardımcı olmaya çalışıyorum sana. Böyle yaparak mı? Sen gidip para kazanacaksın. Ben de kapris yapıp senin paranı böyle mi harcayacağım? Ya Toprak. Evimizi düzenleme koşuna gider diye düşündüm ben. Ne yaparak peki? Çınar evi şeklini şemali mimar çizer. İşini de işçisi yapar. Ben ancak başlarında durup duvarı mavi yapın, yerleri parke yapın derim. Ya ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü senin gözünde benim aklım ancak bu kadarına yeter. Toprak senin gözünde ancak bu kadarından anlar. Ya gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Belli. Bak en iyisi tartışmayı keselim, tamam mı? Çünkü biz anlaşamıyoruz. Orası kesin.
Tofaman tamam. Ne istiyorsan onu yap. Ben çıkıyorum. Annem çörek otunu buldu. Yukarıda dolaptaymış. Dayı. Dayı. Hı. Çörek otu diyorum. Yukarıdaymış. Annem buldu. Hı, sağ ol. Çınar Bey holdinge değil mi? Evet. Aslıcığım. Dayına çörek otunu verdin mi? Verdim, verdim. İyi. De... Ne oldu? Anne, dayım çok üzgün. O kadar dalgın ki. Kaç kere seslendim, duymadı. Düzelecektir. Zamanın deva olmadığı dert yok. Aa, bunlar ne böyle kızım? Hiçbir şey anne. Ya bir şey canım sıkıldı senin? Yok iyiyim ben. Aslıcığım, nasılsın? İyiyim Toprak abla. Şey diyecektim ben sana. Ben sizi çok özledim. Ne zaman geleceksiniz? Efendim. Günaydın Zümrüt. Nasılsın? Rahat uyudun mu? Bu seni hiç ilgilendirmez ama oldukça huzursuz bir gece geçirdim. Bak üzüldüm şimdi. Neyse. Bugün görüşelim diyordum. Bu mümkün değil, meşgulüm. Öyle mi? Bana zaman ayıramaman kalbimi çok kırıyor ama ısrar etmeyeceğim. Bir başka zaman görüşürüz. Kapatmak zorundayım. Bir yere yetişeceğim. Pekala Zümrüt. Görüşürüz. Laleciğim, hani bırakmayacaktın Remzi amcanın elini? Ya ne koydun bunun içine? Gavur ölüsü gibi. Ya aman be adam, çocuk olmasa ben taşıyacağım. Aa, Toprak abla. Çırak, gel, gel al şunları. Kolum koptu vallahi. Hoş geldiniz Toprak. Vallahi evde otur otur çok sıkıldık. Sizi de çok özledik, bir gelelim dedik ziyarete. Rahatsız etmedik değil mi? Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Hoş geldiniz. Buyurun yukarı çıkalım. Ablamla Aslı da çok sevinir. Sağ ol Ahmet. Oğlum. Maşallah nasıl büyümüş. Oğlum. Ne kadar büyümüş maşallah. Medet, bir şey olursa seslen sen. Tamam ustam, tamam. Sen rahatına bak. Nasılsın? Lale yürü, yürü. Nasıl büyümüş Toprak? Maşallah benim oğluma. Vallahi iyi ki geldiniz Toprak abla. Yoksa ben Kaan'ı çok özlüyorum.
Bu beyefendi de çok yakışıklıymış canım. Hı? Hasta olan bu yavrucaksa değil mi? Evet. Şükür iyi görünüyor. İyi abla. Doktor sık sık kontrol ediyor. Biz de üstüne titriyoruz zaten. Hanımefendi. Siz de çok güzelsiniz efendim. Hadi bakalım. Siz de çok güzelsiniz. Gel kaçma, gel buraya. Gel buraya. Ay ne iyi ettiniz geldiniz ya. Evimiz şenlendi, ağzımızın tadı geldi vallahi. Geçmiş olsun Nermin Hanımcığım. Elinize ne oldu? Ay sormayın Şeref Hanım. Aksilik işte olacağı varmış. Raftan tencere indireyim dedim de. Ciddi bir şey değil ama birkaç hafta kullanamayacaksın dedi doktor. Geçmiş olsun. Ustam koş. Ne oldu? Sipariş geldi. E ne felaket haberi verir gibi veriyorsun oğlum. Vallahi öyle de sayılır ustam. Okuldan geldiler, tam 20 tepsi börek istediler. Hay aksi. E niye kabul ettin, reddetseydin? Ablamın elini biliyorsun, biz nasıl yetiştireceğiz onları? İyi de ustam, müşteriye yok olmaz denmez diye sen öğrettin ya. Her şeyi bıraktın, bunu öğrendin. Peki nasıl yetiştireceğimizi de biliyor musun? E burada böyle boş boş oturmaya devam edersek bir şey yetiştiremeyiz. Hadi kalkın herkes iş başına. Merhaba. Ben Okan Bostancı'nın eşiyim. Ne istiyorsunuz? Nasıl yardımcı olabilirim? İlişkinizi biliyorum. Derhal buna bir son verin. Ne saçmalıyorsunuz siz? Okan Bey benim avukatım olur. Sadece avukatım. Yalan söylüyorsun. Kim gelmiş aşkım? Yanlış gelmişler hayatım. Medet, iç hazırla, iç. Bu iç yetmez bize. Şeref teyze maydanozları doğruyordu ustam. Abla, telefonun çalıp duruyor ya. Ya ben boşuna demiyorum sana ürgüp keçisi diye. Hadi Medet, neredesin? Peynir getirecektin. Maydanozlar nerede? Koş. Emredersin. Bırak soytarılığı, fırla. Hadi ara verin biraz, limonata molası. Ha, Mürvet, Toprak evde mi? Yok Çınar Bey, hep beraber çıktılar. Çocukları da aldılar. E nereye gittiler peki? Bilmiyorum beyim, parka gitmişlerdir herhalde. Tamam, sağ ol. Ve insanoğlu kendi kalabalığında yalnız kaldı. Ve de hiç farkına varmadan. Ne yaptınız ya? Durumumuz o kadar vahim mi?
Hayır, çünkü siz burada mıydınız? Ve bu kursta onlar ben de çocuklara meyve yıkadım. Ya çoluk çocuk çocuğuna başım şişti. Ben yaşlı adam kızım. Bu kadar gürültü bünye kaldırmıyor. Neyse ben bu diziyi hiç kaçırmıyorum. Onu bir seyredeyim de sakin sakin. Nihat Bey diye biri geldi, bahçede sizi bekliyor. İyi seyirler size o zaman. Nihat mı geldi? Evet. Birkaç kez karşılaşmıştık. Oo damat, ne haber? İyiyim baba, sağ ol. Sen nasılsın? Neredesiniz? Kandili'deyiz. Çoluk çocuk geldi. Kandilli mi? Pastanedeyiz işte. Damat, akşam olunca sen bizi gel al. Öyle taksilerde falan sefil ettirme bizi. Sunum süper böyle. Üyeleri okeyler, sponsor olursa buranı kurtarırız. Pardon, Kerem'di değil mi? Evet. Sizi tebrik ederim. Sahne performansınız çok etkiledi beni. Teşekkür ederim. Yalnız ben sizi hatırlıyorum. İzninizle ben bir de Kerem'e bakayım. Tabii, görüşürüz İzniniz Ümit Hanım. Görüşürüz. Demek ki oğlunuz da orada oturuyor. Hoş bir rastlantı. Merhaba Kerem'ciğim. Misafirin kim? Henüz ben de adınızı bilmiyorum ama... Tanışalım o zaman. Ben Haluk Kırali. Ben de Kerem Taşkıran. Biliyorum. Biliyorum delikanlı. Okumuştum. Ben de Zümrüt Taşkıran. Kerem'in annesiyim. Çok memnun oldum hanımefendi. Yani. Oyunu çok beğendim. Okul müdürünüz çok eski bir ahbabım. Sponsor olmak için kendisiyle görüşecektim. Ciddi misiniz? Süper bir haber bu. Tabii. Önce oyun hakkında kapsamlı bilgi isterim. Mümkünse tabii. Tabii tabii. İsterseniz kafeteryaya geçelim, orada daha rahat konuşuruz. Tabii. Ne yapıyor şu an? Okul temsilini izlediler. Şimdi oğlu ve arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Bir de bey var yanlarında. Bey mi? Kimmiş peki, adı ne? Henüz öğrenemedim ama epey zamandır sohbet ediyorlar. Bilmek istersiniz diye söylüyorum. Anladım. Sen gözünü ayırma. Kerem'in okulunu biliyor musun? Biliyorum efendim. Oraya gidiyoruz. Anlaşıldı. Al bunu da. Şimdi avucumuzda yuvarlıyoruz. Hadi sen de yap. Evet, aynen böyle. Bebek. Bebek mi? Bebek değil o tatlım, hamur. Toprak abla bebek deyip duruyor ya. Ay ben biliyorum onun ne istediğini, dur. Al bakalım prenses. Aa, sen bebek. Bunları istiyordun. Al. Aa benim uslu oğlum, kuzu oğlum. Al sus otur. Abla bir baksana ya. Alayım mı ben bunları? Dur bakayım. 5 dakika sonra tekrar ben. Anne, bu kalan malzeme bu yufkaları etmeyecek. Biraz daha hazırlar mısın? Tamam kızım. Büyük fırça nereye gitti? Ha, onu ben aldım ustam, yumurtaları sürmek için. Oğlum yumurtaya niye soktun onu? Ben o fırçayla yağ sürüyorum hamura. Allah Allah. Yani tartıştığınız şeye bak. Al şunu. Hem bununla daha rahat sürersin. Sağ ol be toprak. Ben bir daha konuşmayız diye düşünüyordum.
Sen Hızır gibi yetiştin. Saçmalama, hiç öyle şey olur mu? Sen geldin, bereketini de getirdin. Hepimizi hizaya soktun. Eski günlerdeki gibi. Sen geldin, yine her şey hızlı, her şey düzenli. Abartma Ahmet, ne yapıyorum ki şurada? Sen bir şey yapmadığını düşünsen de öyle değil. Baksana, herkese yetişiyorsun. Çünkü çok zekisin. Çok beceriklisin. İşlerin hepsini yetiştirdin. Çocuklar mutlu. Hiçbir şey eksik etmiyorsun. Aa, hadi tamam. Burada böyle çeneye dalarsak geri kalan 5 tepsiyi kim yetiştirecek? Hadi iş bitmeden durmak yok. Çalışın. Hadi bakalım. Hoş geldin hayatım. Merhaba. Yorgun gözüküyorsun. Yo, iyiyim. Nerelerdeydin sen? Hiç. Ben öyle duymadım onu. Ne oluyor Okan? Arkamdan gizli saklı iş çeviriyor musun? Evet, meraktan delirdim ve ne olduğunu öğrenmek istedim. Kapatın onu! Bu nasıl bir psikopatlık ya? He? Sen hangi cüretle benim müvekkilime gidersin? Nasıl abuk sabuk şeyler konuşursun hem de kocasının yanında? Cevap ver! Buyurun. Merhaba, Necip Ulgaz'ın evi değil mi? Evet, burası. Girmiş gelen... Kimi aradın çocuğum? Merhabalar, Necip Ulgaz'ı görecektim. Ne işin var senin oğlum Necip Ulgaz'la? Kendisini görmem lazım. Allah Allah. Hayır, evde yok. Aa, sen bizim memleketten misin yoksa? Hayır, İstanbulluyum efendim. Öyle mi? E kimsin oğlum, kimlerdensin? Adım Tibet. Necip Ulgaz'ın oğluyum. Ciddi bir yeteneğim var. Acaba bu yetenek kimden geçti sana delikanlı? Sizin oyunculuğa bir merakınız var mı Zümrüt Hanım? Hayır, hiç ilgilenmedim. Demek babadan gelen bir gen bu. Aslında bilmiyorum. Yani babamın tiyatroyla ilgilendiğini hatırlamıyorum. Ama ablam... eşim çok yetenekliydi. Beni de tiyatroya o yönlendirdi zaten. İzninizle. Burak, tam zamanında aradın abi. Sponsoru buldum. Tamam. Neden bunu yapıyorsun Haluk? Yeşim'in acısını hala unutamadığını söyledim sana. Niye geçmişi deşiyorsun ha? Eline ne geçecek? De ki babası olduğunu öğrendim. Mutlu mu olacak sanıyorsun? Bütün dengeleri bozacaksın, anlamıyor musun? Ben ölüyorum Zümrüt. Doktorlar en fazla 3 ay yaşarsın dediler.
Vay be. Bitti mi şimdi hepsi yani ha? Bu da pişti ustam. Vedat oğlum onların üstünü ört de kurumasın. Oo, günaydın küçük bey. Vay 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 bak 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 bak. Bu da pişince bak, hepsi bak. Tamam. Dur Vedat. Kurabiye mi veriyorsun sen kardeşi ha? Kurabiye mi veriyorsun? Kolay gelsin.